Sevgili seyirciler, 28 Şubat'ta kimlerin düğmeye bastığı konusunda yeni detaylar ortaya çıkıyor. Fransa Yüce Konseyi'nden Türkiye Büyük Mason Locası'na gönderilen talimat mektubu 16 yıl sonra ortaya çıktı. Mektup, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu tarafından deşifre edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Darbeleri Araştırma Komisyonu 28 Şubat'ta Fransız Mason locaları tarafından Türkiye'deki localara gönderilen Refah Partisi'ni bitirin mektubunu ortaya çıkardı. Mektupta Refah Partisi'nin icraatlarından İsrail Yüce Konseyi'nin duyduğu rahatsızlık aktarılıyor ve Refah Partisi cemiyetimize tavır koydu, yeni bir hükümet kurmalı deniliyor. Türkiye Büyük Mason Locası Üstadı Necip Arıdur'a gönderilen 9 maddelik talimatları içeren mektubu da yer aldı. Refah Yol Hükümeti'nin icraatlarından duyulan rahatsızlığın anlatıldığı 14 Şubat 1997 tarihli mektupta yeni ve ılımlı bir hükümet kurulmasının elzem olduğu belirtildi. Mektupta o dönemde yayınlanan Mason ayini görüntülerinden rahatsızlık duyulduğu da ifade ediliyor. Büyük Loca'da irşad edilmiş bazı masonların masonluğun vakarına ve yeminlerine ihanet ettikleri ifade edilen mektupta bu kişiler en gizli toplantılara kadar bütün faaliyetlerimizi mikro kameralar aracılığıyla kaydetmiş bulunmaktadır. Bu affedilmez dikkatsizlik çok ciddi neticeler doğurmuştur. Mason gizemlerini bir masondan başkasına... Mason olmayan milyonlarca kişi eski ve kabul edilmiş İskoç ritinin törenlerine ve sırlarına şahit olmuş durumdadır. Ayrıca tapınaklarınızda başıboş dolaşan bu dönek masonlar 33. derecedeki kutsal ayin ve törenleri kaydetmişlerdir. Bu filmler gerici ve İslamcı bir televizyon kanalında yayınlanmıştır denildi. 1738 yılında İstanbul'da kurulan ilk... Refah Yol iktidarından İsrail Yüce Konseyi'nin rahatsız olduğu da vurgulanan mektupta şu ifadeler dikkat çekti. İsrail Yüce Konseyi Refah Partisi hükümetinin cemiyetimize karşı bir tavır koyduğunu belirtti. Biz de aynı düşünceyi paylaşıyoruz. Hükümet localarımıza baskı uygulayarak, adli tahkikat açarak ve polisi arşivlerimizi aramayla görevlendirerek düşmanca tavrını belli etmiştir. Bu baskıyı derhal ortadan kaldırmak kaçınılmaz görülmektedir. Ilımlı bir hükümetin kurulması elzemdir. Refah Partisi'nin itibarsızlaştırılması ve hükümetin dağılması için medyada çalışan biraderlerin örgütlenmesi talimatı verilen mektupta, Refah Partisi'ni iktidarı bırakmaya mecbur etmek için gerekli diğer bütün tedbirleri alınız denildi. Refah Partisi'nin itibarının tamamen yok olması ve seçmenlerinin ümidini kaybetmesiyle neticelenen siyasi bir konjonktür oluşturulması emrinin yanında mektupta, Masonluk aleyhinde radyo, gazete, televizyon, kitap, dergi gibi yayınları izleyip bunlara mani olunması için Refah Partisi'ne mensup İslamcı basını ekonomik, siyasi ve adli baskı yoluyla görevini yapamaz hale getirin talimatı da yer aldı.